Haber Merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da vatandaşlar Berat Kandili dolayısıyla Dergah Camii'ne akın etti. Duygularını Kanal Urfa mikrofonlarına aktaran vatandaşlar İslam alemine barış ve huzur diledi. Ya Rabbi, 11 ay boyunca kirlendik, efendim günahlar işledik, sıkıntılar yaşadık. İsyanlar ettik ama bugün huzura geldik. Senin evine geldik, af dilemeye geldik. Berat almaya geldik. Beratımızı istiyoruz ya Rabbi diyerek camimize kardeşlerimiz, mümin kardeşlerimiz geldi. Rabbim inşallah berat gecesini hayırlı ve mübarek eylesin. Sabahlara kadar birçok kardeşimiz secdelerde olacak, dualarda olacak. İnşallah bu dualarımız hem kendimiz hem ailemiz hem de tüm Müslümanlar için olacak inşallah. Bugün tüm dünyadaki Müslümanlara, özellikle mazlum Müslümanlara dualarımız var. Dualarımızı eksik etmeyiz inşallah. Akşam saatlerinden itibaren Balıklı Göl yerleşkesine gelen vatandaşlar yatsı ezanının okunmasıyla Dergah Camii'nde namaz kıldı. Binlerce vatandaşın akın ettiği camide yer bulamayan vatandaşlar cami avlusuna serilen hasırlar üzerinde namazını eda etti. Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Ayrıca programlardan sonra çevre illerden kente gelen vatandaşlar, Hazreti İbrahim peygamberin doğduğu rivayet edilen makamla Balıklı Gölü de gezerek dua etti. Gece dolayısıyla Balıklı Göl kent platosuna akın eden vatandaşlar da duygularını Kanal Urfa mikrofonlarıyla paylaştı. Allah herkesin beratını güzel eylesin. Biz Almanya'dan geliyoruz. Bu güzel günde bu topraklar bize nasip oldu. Dedim tüm Müslümanların beratı güzel olsun inşallah. Cenab-ı Allah herkesin duasını, namazını kabul etsin inşallah. Bu gecenin feyzinden, bereketinden Yüce Rabbim bizleri de bütün Müslüman kardeşlerimize mahrum etmesin. Tekrar bütün Şanlıurfalı hemşehrilerimizin bu mübarek gecesini kutluyorum. Allah hayırlara vesile kılsın inşallah. Eğer kendini bu yere görür, Allah hüzün verir, Allah barış verir. Bütün seyircilerimizin Berat Kandili kutlu olsun. Bugün Berat Kandili herkese sabır, bereket diliyorum. Allah herkesin duasını kabul edin. Yani bütün İslam alemine ve Türk Müslümanlarına bu Berat Kandili'yle ilgili dua ettik. İnşallah hayırlara vesile olur. Müslümanların Türkiye'nin kurtuluşu olur. Allah razı olsun. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış kısa sürede sele dönüştü. Sel sularının ortasında selfie çekmeye çalışan bir genç de uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış kısa sürede sele dönüştü. Sel sularının arasına girerek selfie çekmeye çalışan bir genç akıntının şiddetlenmesiyle mahsur kaldı. Kendi çabalarıyla kurtulmaya çalışan genç sele kapılma tehlikesi geçirdi. Genci fark eden vatandaşlar gence yerinden kıpırdamaması uyarısında bulunarak kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat boyunca kurtarılamayan gence ip atıldı. İpi beline bağlayan genç sel suların arasından geçemeyince yan tarafta bulunan evlerden birinden tahta merdiven getirildi. Merdiveni köprü şeklinde kullanan vatandaşlar genci sağ salim kurtarmayı başardı. Eri, selim et.
İbi herhat valla meslim geliş tanıdık ki şöyle azılım merak edecek. Merduman merdumana dariye merduma ki tebe tarike. Az ki tarike tarike ka meslim. Meriz herhat. Ev riske ka meslim. Ve dere mezra kesmi arıca Kudde Fakih Hamid Hamnal ve dere Kallat kırnake civanı ger Kallat bu Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adayı İbrahim Toru bir dizi temaslarda bulunmak üzere Siverek ve Hivan ilçelerini ziyaret etti. Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adayı İbrahim Toru, temayül yoklaması çalışmaları kapsamında AK Parti Siverek ve Hilvan ilçe başkanlıklarıyla Hilvan Belediyesi'ni ziyaret etti. AK Parti Siverek ilçe başkanlığını ziyaret eden Toru, burada ilçe başkanı İlhan Çelik'le bir süre sohbet etti. Çelik, Toru'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretlerinden dolayı İbrahim Toru'ya teşekkür etti. Daha sonra Hilvan ilçe başkanı Hüseyin Alkan ve Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayı'yı ziyaret eden Toru, yaklaşan seçimle ilgili görüş alışverişinde bulundu. AK Parti Hilvan ilçe başkanı Hüseyin Alkan, 24 Haziran'da yapılacak olan seçime hazır olduklarını belirterek ziyaretlerinden ötürü İbrahim Toru'ya teşekkür etti. Seçim bürolarımız hazır, teşkilatımız hazır. Allah'ın izniyle 24 Haziran seçimlerine 27. döneme biz Hilvan olarak hazırız. Elimizden ne gelirse teşkilat olarak el birliğiyle gerek eski başkanlarımızı yanımızda, gerek teşkilatımız, gerek belediyemiz, belediye meclis üyelerimiz, mahalle temsilcilerimiz hepimiz el birliğiyle Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızı başkan yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, birlik beraberliğimiz daim olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayı'yı ziyaret eden Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adayı İbrahim Toru seçimle ilgili fikirlerini paylaştı. Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayı ise İbrahim Toru'nun Şanlıurfa'yı dünyaya tanıttığına dikkat çekti. AK Parti Milletvekili aday adayı Sayın İbrahim Toru Bey bizi ziyarete gelmiş. İbrahim Bey Kanal Urfa'yı kurarak Urfa'nın sesini ulusal bazda her yere tarihiyle, Urfa'nın inancıyla, Urfa'nın Urfa'yı tanıtan bir kardeşimizdir. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sağanak yağış sebebiyle bazı evleri su basarken birçok hayvanda telef oldu. Şanlıurfa'da aniden bastıran sağanak yağış bazı kırsal mahallelerde sele neden oldu. Hilvan ilçesi kırsalında ekinler zarar görürken Suruç ilçesinde ise bazı evleri su bastı. Yağmur suları ilçeye bağlı Karaca Kırsal Mahallesi'nde kümesleri de vurdu. Birçok kümes hayvanı sele kapılarak telef oldu. Sel nedeniyle harekete geçen belediye ekipleri bölgeye giderek vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalışma yaptı. Mahalle muhtarı İsmet Güneş, Karaca Kırsal Mahallesi'ndeki drenaj kanalının sel sularının tahliye edilmesinde büyük bir katkı sağladığını, kanal olmaması halinde daha büyük tehlikelerin yaşanabileceğini iddia etti. 20 dakika, yarım saatte bir yağmur bütün köydeki bütün evleri su bastı görüyorsunuz. 5-6 eve su girdi, can kaybımız yok ama maddi hasar çok. Özellikle fıstıklarda bu seneki hasılatlarımız hepsi gitti. 5-6 evde de büyük hasar var. İçeride kimse var, bir şeyler kalmadı. İşte bu kadar, sağ olsun. Yetkili arkadaşlar hepsi ilgilendi, geldiler. Köyde bir drenaj koyusu vardı, drenaj kanalı vardı. Eğer o olmasaydı, su bayağı su çekti. O olmasaydı daha da felaket bir yerdi. Şu an biraz sular geri çekilmiş, yani %50 sularımız kalmadı. Biraz bir saat önce daha çok sular var. Özellikle köydeki içme suları, su kuyularındaki dalmışlar hepsi üzerine işte mil geldi, ona kuyular hepsi kapandı gitti.
hayvan kümeslerinde, ahırlarda bayağı zarar almış. Var içi bir hamşeci. Kanal Urfa programcılarından Abdulaziz Kutluay'ın kardeşi Muhittin Kutluay hayatını kaybetti. Almanya'da işçi olarak çalışan Muhittin Kutluay'ın cenazesi Şanlıurfa'ya getirildi. Abdulaziz Kutluay'ın kardeşi Muhittin Kutluay'ın cenazesi, Harrankapı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Harrankapı aile mezarlığında toprağa verildi. Kardeşinin cenaze törenine katılan, bütün herkese teşekkür eden Abdulaziz Kutluay, kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden kardeşinden alacağı olanlar varsa kendisiyle iletişime geçmesini istedi. Bizde bizi yalnız bırakmadığınız için Allah için sizlere teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu merhum benim abim. Aile adına konuşuyorum. Allah için kimin alacağı varsa, borcu varsa gelsin benden istesin. Aile adına söylüyorum. Merhum adına söylüyorum. Kimin vereceği varsa yine gelsin bizi bulsun. Veyahut da Allah için rica ediyoruz. En zor, en sıkıntılı gününde helal edin. Haklarınızı helal edin. Ben kardeşi olarak Allah için şahitlik ediyorum. Merhum ehli imandı. Ehli salaydı. Ve son 10 yıldır kanser illetine müptelaydı. Ki bu da çok değerli hocalarım burada biliyorlar, bir hadis-i şerifte bu illetten ölenler, vefat edenler hükmen inşallah şehittirler. Ve ben sizden tekrar rica ediyorum, abime helal edin. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة Kutluay ailesi taziye dileklerini Özdek Camii'nde kabul edecek. Kanal Urfa ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz. Mevlam gani gani rahmet eylesin. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobille beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde meydana geldi. İsmail O'nun kullandığı 63M4130 plakalı otomobille İsmail A'nın kullandığı 63M0381 plakalı beton mikseri Süleyman Şah konaklama tesisi yakınlarında çarpıştı. Kazada her iki sürücüyle birlikte otomobilde bulunan Hakim Tuğba Ö yaralandı. Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa'da 2 yıl önce hazine arazisi üzerine yaptıkları için evleri yıkılan 11 kişilik Can Polat ailesi, molozların arasındaki çadırda yaşam mücadelesi veriyor. Kaçak yapılara yönelik belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde hazine arazi üzerine ev yaptıkları tespit edilen biri dini nikahlı iki eşi olan 8 çocuk babası Mehmet Can Polat'ın Yenice Mahallesi'nde yaptırdığı tek katlı ev 2 yıl önce bölgeye giden zabıta ve yıkım ekiplerince yıkıldı. Evlerinin yıkılmaması için bir süre ekiplere direnen ancak başarılı olamayan aile başlarını sokacak yer bulamayınca yıkılan evin molozlarının içerisine bu kez çadır kurdu. İki yıldır çadırda yaşam mücadelesi veren Can Polat ailesi kendilerine sahip çıkılmasını istiyor. Yo, ben 2000'den beri buradayım. Orada aşağıda benim çadırım vardı. Çocuklarım yetişti, okula gitmek adresim yoktu. Dedi ki biz çadıra adrese vermiyoruz. Burada bir oda bir salonumu yaptım. Gittim adresimi aldım. Sonra
bir bayağı biraz aradan gitti. Belediye geldi. Evlerimizi yıktılar. Hazine arazisine yaptınız değil mi? Evet, hazine arazisi. Peki hazine arazisinde ev yapmak biliyorsunuz yasal değil. Ya abi maddi durum olmayınca nereye gideyim? Ya ben de geldim burada yani 2000'den beri buradayım. Bir de şimdi de gir, bir sene de gir. Yani geleceği de biliyor. Hepsi de kendisi de biliyor. Hı. Yani çocuk... Zor olmuyor mu bunları? Abi zor oluyor. Çocuklar akşam korkuyorlar, şey biliyor. En az bana bir baraka bıraksınlar ki izin versinler. Bir barakamı yapayım. Yani geç gelebilirim, şey gelebilirim. Ama çadırda yaşantım. O günü çocuklarımı okula göndermişim. İnan diyor ki başlarında bit var. Yani ne yapayım? Bir banyo, çadırda kahvaltımı edeyim. Oturayım mı, yatayım mı, banyomu edeyim. Ama sadece Cumhurbaşkanından, Ekenci Başkanından bize bir yardım etsinler burayı. Kaç çocuğunuz var? 8 tane. Zor değil mi böyle bu çadırda? Zordur ya. Zordur ya. Kim burada dağda olmak istiyor? Ne yapıyorsun mesela? Hmm. Ya valla güneşte yapsayık. Ne yapalım? Evimizi yaktılar. Evet, perişan. Ya valla ne yapacağız? Ne istiyorsun? Valla biraz bak istiyoruz. Korkuyoruz ya. Gece karanlık dışarıya çıkamıyoruz. Korkuyoruz. İhtiyaçlarınızı da karşılanmıyorsunuz. Hepsi bir çadır ya. Bir çadır nasıl olacak? İhtiyacımız karşılanacak. Ne istiyorsunuz peki? Valla bir evin yapılmasını yani. Hemen bir oda bir salonsa yeterli bizim için. Evimiz önceden vardı, yıkıldı. 2 yıllık çadırdayız, perişan haldeyiz. Çocuklarınız okula gidiyor mu? Okula bir ara gitmedi, şimdi gidiyorlar. Bir hafta falan oldu. Evet, çünkü hava soğuk, dışarıda yapamıyoruz, içeride olmuyor. Zor oluyor yani. Ne misafir geldiği zaman ya perişan oluyor, insan utanıyor, çekiniyor. Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı sebebiyle düzenlenen programda işçilerle bir araya geldi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinlikte belediye işçileriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Resul Yılmaz, tüm masaları ziyaret ederek işçilerle tek tek tokalaştı. İşçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı kutlayan Başkan Yılmaz, yemeğin ardından işçilerle halay çekti. İşçilere yönelik yaptığı konuşmada katılan tüm personele teşekkür eden Başkan Yılmaz, özellikle temizlik işçilerinin yaptığı işin önemine vurgu yaptı. Sizler çok önemli görevler ifade ediyorsunuz. Sizler aslında bu toplumun kirlettiklerini temizliyorsunuz. Çok uygun bir iş yapıyorsunuz. Çok kutsal bir görevi yerine getiriyorsunuz. Benim açımdan temizlik işçisi olan kardeşimin değeriyle başkan yardımcımın değeri arasında hiçbir fark yoktur. Bunu bütün samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Kamuda taşeron yasası olarak bilinen işçilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili bir yasal düzenleme yapıldı. Sizlerle toplantı da yaptım. Dedim ki hiç kimseye torpil için gitmeyin. Sizin torpiliniz benim. Hiç kimseyi rahatsız etmeyin. Hiç kimsenin kapısına gitmeyin. Hiç kimseye de muhtaç olmayın. Hakkınız mutlaka teslim edilecektir dedim. Güvenceniz benim dedim. Ve yanlış hatırlamıyorsam yasanın aradığı şartları taşıyan bütün kardeşlerimi kabloya geçirdim. Hepiniz kadro aldınız değil mi? Dışarıdan karar kalmadı değil mi? Evet. Annenizin ak sütü gibi sizin hakkınızda helal olsun. İnşallah ileride sendika hakkınızla birlikte sendika haklarınızla, sendikal haklarınızla birlikte eşit işe eşit ücret ilkesi uyarınca sizler yine diğer kadrolu işçilerimizin aklı üzlü kağıtlarına kavuşacaksınız. Siverek Belediyesi'nin büyük bir aile olduğunu vurgulayan Başkan Resul Yılmaz, ötekileştirme ve ayrımcılığa asla izin vermeyeceğini belirtti. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisi olan 20 yaşındaki Şanlıurfalı Cemal Deniz, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adaylığı başvurusunu yapan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisi olan 20 yaşındaki Şanlıurfalı Cemal Deniz yaptığı açıklamada, gençliği tüm platformlarda layıkıyla temsil edebilmek, ülkemiz gençliğinin kalitesini gözler önüne sermek şiarıyla çıkmış olduğum bu yolda dualarınızla Rabbim bizleri muvaffak eyler inşallah dedi. Ülkemizde 9 milyon gencin oy kullanıyor olması temsilde adalet ilkesi gereğince bu gençlerin kendi temsilcilerini gösterebilmelerini ve destekleyebilmelerini gerektirmekteydi. Bu tarihi anayasal değişim ile milletvekili seçilme yaşı 25 yaştan 18 yaşa düşürüldü ve 18-25 yaş arası yaş grubundaki gençlerin karar mekanizmalarında önemli görevler yer edinmesinin önü açılmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere güvenin çağrısı üzerine milletvekilliği aday adaylık başvurumunda bulundum. Şanlıurfa'nın en genç milletvekili aday adayı olma gururunu yaşıyorum. Bundan sonraki süreçteki başvurularda gençlerin başvurular için önünü açabilecek bir adım attığımı düşünüyorum. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. 30 Nisan 1997 Şanlıurfa doğumlu olan Cemal Deniz, 5 yıllık ilkokul eğitimini sınıf atlayarak 4 yılda tamamladı. Deniz, 2010 yılında Şanlıurfa Fen Lisesi'ni kazandı. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve hala 3. sınıf olarak lisans eğitimine devam etmekte. 2017 Kasım ayında Enternasyonel Türkiye İş Adamları Derneği Gençlik Kurulu Kurucu Genel Başkanlığı görevini üstlenen Cemal Deniz, kuruculuğunu üstlendiği bu oluşum an itibariyle 16 farklı üniversitede temsilciler bulunduran, girişimcilik ve proje temelli sosyal taze bir teşkilat olup, çalışmalarına, ülke için hizmetlerine hızla devam etmekte. Aktif siyasete üniversite yıllarının başında AK Parti Üniversite Teşkilatı'nda ve AK Parti Şişli Gençlik Kolları Yönetim Kurulu'nda gönüllü faaliyetleriyle başlamış ve hala AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı Teşkilatı'nda yer almakta. Haliliye Belediyesi ilçede bayram olarak ilan ettiği Kutül Amare Zafer'in 102. yıl dönümünde Kutül Amare şehitleri ve vatan için şehit düşen tüm şehitlerimiz için Berat Kandil'e gecesinde Mevlid-i Şerif programı düzenledi. Kutul Amare şehitleri ve vatan için şehit düşen tüm şehitlerle Berat Kandili dolayısıyla tarihi Balıklıgöl platosunda bulunan Mevlid-i Halil Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına binlerce vatandaş katıldı. Başkan Fevzi Demirkol, başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de yer aldığı yatsı namazının ardından başlayan Mevlid-i Şerif dinleyenleri duygulandırdı. Yaklaşık bir saat süren Mevlid'in sonunda ise şehitler için indirilen Hatmi Şerif'in duası okundu. Programın ardından Başkan Fevzi Demirkol, camide bulunan vatandaşlarla da görüşerek gecelerini kutladı. Haliliye Belediyesi olarak 2 yıl önce Kutul Amare'nin her yıl Haliliye'de bayram olarak kutlanmasını kararlaştırdıklarının altını çizen Başkan Fevzi Demirkol, yaptığı açıklamada şunları söyledi. Mübarek hücrelerin içerisinde yer alan Berat Kandilimizi idrak etmiş bulunuyoruz. Bu gecenin tüm Müslümanların beratine vesile olması dileğiyle, temennisiyle Allah bütün Müslümanların dualarını kabul eylesin, ibadetlerini kabul eylesin ve Allah gelecek senelerde sağlıkla, huzurla erişimlerini nasip eylesin. Haliliye Belediyesi olarak biz Kutül Amara'nın 100. yıl dönümünde, 2 sene öncesinde Kutül Amara'nın her senede Haliliye'de bayram olarak kutlanmasını kararlaştırmıştık. Başta Kutül Amara'daki şehitlerimiz tarih boyunca vatan için, millet için, din için, devlet için şehit olmuş tüm şehitlerimize, Kurtuluş Savaşı'ndaki şehitlerimize, 15 Temmuz'daki şehitlerimize, Afrin'deki şehitlerimize ve devletimizin güvenliği için, asayişin temini için şehit olmuş tüm güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak şefkatiyle, merhametiyle muamele eylesin. Rakiplerik ne için şehit olduk bayanını unutmayarak Cenab-ı Hakk'ımıza sağlık, hayat nasip eylesin. Bu vesileyle Kutlu Amara'nın 102. yılı dolayısıyla Kutlu Amara şehitlerimizi vesile eyleyerek ve aynı zamanda Berat Kandilimizi vesile eyleyerek burada Dergah Camii'nde bir Hatmi Şerif indirilmiştir. Hatim duasını hocalarımız ifade ettiler. Hatim duasını okudular.
ve yine aynı şekilde Mevlid-i Şerif icra edildi. Bu vesileyle tüm halkımıza, tüm Müslümanlara Vedat Hanı'nın vedatımıza, iki cihazı vedatımıza vesile edilmesini. Başkan Fevzi Demirkol açıklamalarının ardından tarihi mekanda bulunan vatandaşlarla da görüştü. Şanlıurfa Medya Yazarlar Derneği Başkanı Abdülkadir İkbal yaptığı açıklamada, yıllar önce böbrek rahatsızlığı sebebiyle iki kez böbrek nakli olan Şanlıurfalı yazar Mehmet Akbaş'ın beyin ölümünün gerçekleştiğini ve bürokrasi engeli sonucu ameliyat olamadığını iddia etti. Üçüncü bir böbrek nakli için tekrar hayati bir mesele olarak kendisine bir felaket ulaşmış oldu. Bir aile dostum böbreğini vermek istedi. Antalya'da beraberdik. Doktorlar rapor verdi. Tıbben hiçbir sakınca ve mahsur yoktur dediler. 25 Nisan 2018 çarşamba günü toplanan etik kurulu tarafından verilecek kararın sonucu beklendi. Fakat bu şey geldikten sonra Etik kurulundan telefon geldi ve bu etik kurulu ters bir karar alarak, olumsuz bir karar alarak Mehmet Akbaş'a böbrek verilmemesi konusunda karar aldı. Mehmet Akbaş bir gün sonra komaya girdi ve büyük bir felaket geçirdi. Şu anda Harlem Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde beyninin artık bittiği noktasında bir felaketle karşı karşıya geldi. Ben Sayın Başbakan ve Sayın Bakan'dan Sağlık Bakanı'na acil rica ediyorum. Antalya Etik Kurulu'nun organ nakli hakkında verdiği kararları müfettişe masaya yatırmalıdır. Mehmet Akbaş'ı ölüme giden bu kararın sonucunu kamuoyunu merakla beklemektedir. Şayet ortada bir suç veya ihmal varsa bu kararları verenler hakkında adli ve idari işlem yapılmalıdır. Çünkü giren gelmiyor ama yeni Mehmet Akbaşlar'ın bürokrasi engelinden dolayı hayatları kararmasın. Şu etik kurulları da mutlaka devreden çıkarılsın artık. Zira bu kusasyonda çok şey var. O kurul nasıl ve ne şekilde çalıştığının açığa çıkması gerekiyor. Ve dolayısıyla etik kurul vermiş olduğu kadar Mehmet Akbaş'ın hayatını mahvetti, kararttı, ailesi, çocuklarını ve yakınlarını perişan etti. Peki kararın ne için olumsuz olduğuna yönelik bir bilgi verdiler mi size? Hayır, vermediler. Sadece olumsuz. Bir insanın hayatı önemi çok önemli. Hayatı çok önemli. Diğer konular geride kalır. Bürokrasi işlemleri geride kalır. Hayat mı önemli, bürokrasi işlemleri mi önemli? Ya iznin bürokrasi engeline takıldığı mı yoksa evet, hastanın üçüncü ameliyatın risk olmasından ötürü mü olumsuz yapmıyor? Hayır, doktorlar hiçbir risk yok diyorlar. Çünkü Antalya Hastanesi bir insan hakkında 4-5-6 defa da ameliyat yapmışlar aynı şekilde. Doktorlar hiçbir risk olmadığını, bir problem olmadığını ifade etmişlerdir. Zaten doktorların bir ifadesinden sonra etik kurulu devreye giriyor. Ama etik kurulu karar vermeyince doktorların yapacak bir şey yok. O karar doktorları bağlamış oluyor. Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık 1 Mayıs Emekli ve Dayanışma Günü dolayısıyla belediye personelleriyle bir araya geldi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen programa Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, AK Parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Akşahin, Belediye Meclisi üyeleri, Sivil Toplum Kuruluş Başkanları ve belediye personelleri katıldı. Burada bir konuşma yapan Başkan Bayık, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günlerini kutladı. Hilvan'da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı biz her yıl kutluyoruz. Eğer işçinin hakkını vermemişsen, eğer işçinin maaşı içeride varsa, işçi çalıştırıp mesai vermemişsen, işçinin karşısına çıkamazsın. Ama Allah'a şükürler olsun, biz bir yanda işveren olarak, belediye başkanı olarak, işçi sizin gibi değerli kardeşlerimizin karşısına alnımızın hakkıyla çıkabiliyoruz. Zaten her gün beraberiz, sabahları görüşüyoruz. Mesai saatinde görüşüyoruz. Belediye başkanı kapısı da her zaman sizlere açıktır. İsteyen işçi kardeşimiz geliyor. Makamda oturuyoruz.
konuşuyoruz. Gece eve gelebiliyor, biz gidiyoruz. İyi ve kötü günlerde hep beraberiz. Yine sizin sayenizde, sizin verdiğiniz emekle, alın terinizle Hilvan çok güzel oldu. Hilvan'da tarımsal sulamayı istiyoruz. Hilvan'daki işçi kardeşlerimiz dışarı gitmesin, Adana'ya gitmesin, Ankara'ya gitmesin, Kayseri'ye gitmesin, yolda trafik kazaları olmasın. Bir işçi kardeşim gidiyor, 4-5 tane çocuğu var, yanına alıyor. Daha okullar kapanmadan, daha okullar bitmeden çocuğunu alıp eğitimden geri kalıyor. Okullar açılıyor, işçi kardeşim şeker pancarı da toplanmamış, Sivas'taki iş yeri sahibi haklı diyor, kardeşim burada diyor sen benim işimi bitirmezsen ben senin paranı vermem ve gelemiyor. AK Parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir ise işçilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Değerli işçi kardeşlerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İşçi bayramınızı kutluyorum. Tabii ki biliyoruz, emeği geçen bütün arkadaşlar burada, yerel yönetimde ter döken, emek veren güzel kardeşlerimiz, güzel abilerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İşçi bayramınızı kutluyorum. Allah'a emanet olun. Saygılar. Konuşmalar sonrasında Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, işlerinde yüksek performans gösteren personelleri ödüllendirdi. Şanlıurfa'da halk otobüsüne binen bir vatandaş Berat Kandili dolayısıyla yolculara şeker dağıtarak kandillerini kutladı. Peygamber Efendimiz'e ümmet eylesin, Kur'an'a talebe eylesin. İşte Allah'a da Allah kalbiniz tatmin olana kadar, hastalığınız gidene kadar bana ibadet edin, beni zikredin. Sıkıldığın zaman hasbiyallahu ve nimel vekil çek. Hasbiyallahu ve nimel ruh hastalığı için iyidir. Sinir hastalığı için iyidir. Kalp hastalığı için iyidir. Evet, vesvese için iyidir. Unutkanlığı içindir. Çok büyük bir duadır. Bütün peygamberler bu duanı atın. Bugün boy bir abdest alalım inşallah. Namaz da kılalım. Şanlıurfa'da Balıklı Göl güzergahında seyreden halk otobüsüne binen 60 yaşındaki Mehmet Kabuk yolculara şeker dağıttı. Bak şeker alın. Herkes şeker alsın. Ailelerinize şekerinizi götürün, şifa niyetindeyiz. Evet, şekerinizi alın. Allah'a vereyim, vekil çekiyoruz. Evet, hasbiyallahu veleyhi ve vekil çekiyoruz. Evet, hasbiyallahu veleyhi ve vekil çekiyoruz inşallah. Abi iniyoruz buradan. Yolculara Fatiha-i Şerif okutan Kabuk dua isteyerek herkesin kandilini kutladı. Sen Tibak'a alacak okulda, ben ona koca yapacak. Tamam mı? Hayrat okuna giriyorsun inşallah. Astagfirullah ve nimel vekil. 24 saat daha diyoruz. Ve insanlar Allah'ın zikrini hatırlatıyoruz. İnsanlar yani zikir yaptığı zaman kavga etmez. Evet, halim olur, cömert olur. Ondan sonra Cenab-ı Allah'ın emirlerini yerine getirir. Namazını kılır. Evet, fitne yapmaz. Evet, zikrinden okuraşır. Cennetine gider. Allah'ın cemaline yetir. Evet, Cenab-ı Allah en azla farzları kılalım. Bir, dört rükat. Amin, amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi evine para istemeye gelen 45 yaşındaki adamı baltayla öldürdü. 45 yaşındaki Seçkin Memiş, Hocaköy mahallesinde ikamet eden çiftçilik yapan 44 yaşındaki Burhan T'nin evine gitti. Evinin kapı girişinde Burhan T ile karşı karşıya gelen Seçkin Memiş iddiaya göre para istedi. Para vermeyi reddeden Burhan T ile Seçkin Memiş arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Öfkelenen Burhan T evindeki baltayı da alıp Seçkin Memiş'e vurmaya başladı. Kafasına ve sırtına balta darbesi alan Seçkin Memiş ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan şahıs haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı. Ağır yaralı şahıs yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren Burhan T. suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. Konya'da bankalara para taşıyan özel bir şirkete ait kurye aracındaki şifreli kasadan iddiaya göre 300 ila 500 bin lira arasında para çalındı. Olay Konya Merkez Selçuklu ilçesi Ferit Paşa Mahallesi Gürağaç Sokak'ta meydana geldi.
Bankalara para taşıyan özel bir şirkete ait kurye aracında görevli iki personel yemek molası için aracı park ettikten sonra bir restorana girdi. Bu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi kurye aracının önce kaputunu daha sonra da kapılarını açıp içeri girdi. Aracın arka bölümüne geçen şüpheli şahıs kasada 300 ila 500 bin lira arasında olduğu iddia edilen paraların bulunduğu çuvalı alarak kaçtı. Yemekten dönen çalışanların araca geldiklerinde paraların çalındığını fark etmesi üzerine polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kurye çalışanlarının ifadesini alarak araçta uzun süre inceleme yaptı. Kurye çalışanı iki personel ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Gaziantep'te öfkeli koca tartıştığı karısını pompalı tüfekle öldürdü. İddiaya göre Gaziantep'te uzun süredir karısı Öznur D ile ayrı yaşayan Mehmet D araya giren yakınlarının ikna etmesinin ardından yeniden eşiyle birlikte yaşamaya başladı. Eşiyle birlikte sabah saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı Çimenli mahallesinde bulunan evlerine giden karı koca akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 59 yaşındaki Mehmet D evde bulunan pompalı tüfekle avluda bulunan karısına ateş etti. Öznur D. olay yerinde yaşamını yitirirken bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın incelemesinin ardından kadının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Jandarma ekipleri olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Olay yerinden ayrılan öfkeli koca Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Gözaltına alınan şahıs polise verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Gönüllü üniversite öğrencileri Şanlıurfa'nın Biranşehir ilçesine bağlı Demirci Kırsal Mahallesi'ndeki ilkokulu baştan sona yeniledi. Yıllardır ihtiyacı olan köy okullarını yenilemeye, eğitim-öğretim alanında farkındalık oluşturan Haliç Üniversitesi Gönüllülük Kulübü, Benim Geleceğim projesinin 7. ayağında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Demirci İlkokulu'nda hem sınıfları yeniledi hem de öğrencilerle eğlenceli ve öğretici atölye çalışmaları yaptı. Haliç Üniversitesi Gönüllülük Kulübü üyeleri proje kapsamında masa, sandalye, halı, bilgisayar, projeksiyon, perde, atölye malzemeleri, kostüm, kırtasiye malzemeleri, kitap gibi ihtiyaçların büyük kısmını kendi çabalarıyla karşıladı. Sınıfları boyayan gönüllüler okuldaki masa ve sandalyeleri de yeniledi. Benim Geleceğim projesiyle Türkiye'nin 81 ilindeki köy okullarında ihtiyaç durumuna göre bilişim teknolojileri sınıfı, kütüphane, sosyal aktivite sınıfı, ana sınıfı, oyun odası gibi kalıcı alan inşa eden kulüp üyeleri ayrıca her okulda çocuk istismarı, işaret dili, ebru, tiyatro gibi en az 15 farklı atölye çalışmasıyla vakit geçirip etkinlikler düzenleyerek çocuklara rol model ve umut ışığı oluyor. Ben Aydın Akbaş, Haliç Üniversitesi öğrencisiyim. Aynı zamanda gönüllü kulübünün başkanıyım. Bizim 15 farklı sürdürülebilir projemiz var. 15 farklı projemizden Benim Geleceğim projesi, köy okulları projesi. Biz de araştırmalarımızın sonucunda 11. projemizi gerçekleştirmek üzere Şanlıurfa Viranşehir ilçesindeki Demirciler Köyü'nde bir köy olduğunu, yani burada bir okul olduğunu öğrendik ve bu okulun bu tür yardımlara ihtiyacı olduğunu duyduk. Okulumuzda etkinlik sınıfı, ana sınıfı ve zemin kaplamaları gibi, kütüphane gibi yerler, sınıflar kurduk. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün ikinci günümüz. İnşallah ekibimizle birlikte bu projeyi sonlandıracağız. Aynı zamanda öğrencilerle birlikte etkinlikler yapıyoruz. Belli çalışmalarımız var, atölye çalışmalarımız var. Bunlar işaretleri gibi eğitimlerimiz, istismar eğitimlerimiz, ebru sanatımız gibi yaklaşık 20'ye yakında atölyemiz var. İşaret dili eğitimine büyük önem verdiklerini söyleyen gönüllüler, gittikleri her projede mutlaka bu atölye çalışmasını gerçekleştirdiklerini belirtti. Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, Haliç Üniversitesi Gönüllülük Kulübü üyelerini çalışma yaptıkları okulda ziyaret ederek, Demirci İlkokulu'nda sınıfların yenilenmesinden dolayı Haliç Gönüllüleri Kulübü'ne teşekkür etti.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde park halindeki minibüs alev aldı. Ceylanpınar ilçesi Emniyet Caddesi istikametinde Ahmet D'ye ait 40BE321 plakalı minibüs belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Durumu fark eden mahalle sakinleri olayı itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpük kullanarak yangını söndürdü. Yangınla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizi de noktalayalım sevgili izleyenler. Yeniden birlikte olmak dileğiyle bizi izleyin. Haberiniz olsun.